Merhaba severler. 22 Kasım 2019 Cuma akşam İzmir koşu yine karşınızdayız. İzmir'de bugün sadece 6 koşu var. 6'lı da 1. koşudan başlıyor. Kocaeli'yi verdik. Şimdi sıra geldi İzmir'e. 6. ilk 4lük Arapların handikapın 6400 kum ile başlıyor. İzmir'de ilk ayak zor bir koşuyla başlıyor. Kilo farklarının güç dengelediğini eşitlediği bu yarışta performans olarak birbirine yakın isimler start alıyor. Ben Onat'ın koştuğu ilk ayakta hiç at ayırmadan hepsini yazıp altılıya hepsi diyerek başlamak istiyorum. İlk ayağımızda on at hepsi. Altılımızın ikinci ayağı. 3 yaşlı İngilizlerin şartlı 5600 kumu devam ediyor. Gruptan kalite olarak çok farklı olan 4 numaralı Grand Zof. Daha önce İzmir'de aynı pis ve mesafede kazanma başarısı gösterdi hoşmuş olduğu kaliteli rakiplerinin yanında gösterdiği performans ile buradaki rakiplerini çok kolay geçmesini beklediğim ve sizlere günün ilk bankosu olarak önereceğim 4 numaralı Gransov ikinci ayakta bankomuz. Altılımızı 3. ay 3 çıkar İngilizlerin kısa vade 8 Fethiye koşusu 1200 kumu karşımıza çıkıyor. Kalitesiyle son yarışında göstermiş olduğu performansları ile formunu koruyan 2 numaralı Goldfoot İlk kez buluşacağı sert çok iyi İbrahim Halil Ketme idaresinde koşuyu kazanmaya bence en yakın isimdir. Kuponlarımıza da işaretleyeceğimiz ilk isim bugün 3. ayakta 2 numaralı Goldfoot olsun. Rakibi baktığımız zaman sonlarda çok kuvvetli gelen 6 numaralı prensesliği görmeye alıştığımız çok iyi Halis Karataş yerine bugün Gökhan Kocakaya idaresinde saya çıkacak zamanda sprint atarsa aynanın önünden geçen ilk isim olabilir. İkinci şanslı atımız da bugün 6 numaralı Prenses D olsun. Son olarak 2 numaralı Goldfoot'u 2 kez geçme başarısı gösteren 4 numaralı Seven Sense e, Nevzat Tavcı idaresinde 3. ve son ismimiz olarak kuponlara yazalım derim. Ben altılımın 3. ayında 2 numaralı Goldfoot, 6 numaralı Prenses D ve 4 numaralı Seven Sense yazıp 3 atla tamamlamak istiyorum. Altımızın 4. aya 2 yaşlı İngiliz'in kısa vade 6400 kum koşusu. Start'ta birlikte öne düşüp liderliği alacak 2 numaralı Lux Büyük ihtimalle virajı önde dönüp düzlüğe de lider çıkacak. Düzlüğü ilk gören isim 2 numaralı Lux olacak. Ama düzlüğe dönür dönülmez dış kulvardan yapacağı güçlü ataklarla İlk önce lüks starı yakalayıp son 200'den sonra da önde yalnız kalacak bir numaralı baba avcı. İzmirli yarı severlerin alkışları eşliğinde daha önce iki kez birincilikle tanıştığı Jockey Nevzat Avcı ile bir başka zafere imza atıp 3'te 3 yapabilir. O yüzden benim günün ikinci bankosu dördüncü ayakta bir numaralı baba avcı diyorum. Altılımızın beşinci ayağı üç yaşlı Arapların Maiden 1400 kum koşusu. 10 numaralı Tilgarimo. Gökhan Kocakaya biniyor. Son iki yarışında ikinciyi ayrıldı. İkisinde de ikincilikle ayrıldı. Büyük ölçüde favori çıkar. Ama güven veren bir isim değil. Yine de kuponlarımızın ilk atı 10 numaralı Tilgarimo olacak. Fakat yanına rakipleri son yarışında %62 gibi yüksek bir AGF ile Fover'e çıkıp hayal kırıklığı yaratan 5 numaralı 14 Şubat Bence bugün çok farklı bir koşu gelecek. İlk rakip olarak kuponlara 5 numaralı 14 Şubat'ı işaretlendiririm. Yavaş yavaş formunu bulan Sinan Özenli 1 numaralı Çağkar. Son ikinciliğiyle dikkat çekti. Üçüncü şanslı ismimiz de bugün 1 numaralı Çağkar olsun. Mehmet Kaya'nın ısrarla bindiği 3 numaralı güçlü Kaya yazmadan olmaz. İşaretlerim 4. atım. Ankara'dan gelecek 8 numaralı son fırtına her an kazanacak sinyalleri veriyor. Dikkat edelim gözden kaçırmayalım bu atı. Ve son olarak da Çetin Ok ile start alacak olan 4 numaralı hızlı tayı oğlunun yazıp altılığımızın 5. ayağına 10 numaralı Tilgaremo, 5 numaralı 14 Şubat, 1 numaralı Çağkar, 3 numaralı Güçlü Kaya, 8 numaralı Son Fırtına ve 4 numaralı hızlı tayın oğlunu yazıp alt tatlı geçelim derim. Altılığımızın son ayağına geldiğimiz zaman Altılığımızın son ayağı 3 yaşlı İngiliz'in Handikap 15400 kumuyla son buluyor. Son yarışını kazanırken formunun zirvesinde gözüken 3 numaralı Jinet. Mustafa Çiçek idaresinde koşuyu kazanmaya en yakın isimdir. Bence bugün Jinet çok şanslı. Küçük kuponlara alternatif bir tek aday olarak 3 numaralı Jinet öneririm. Rakip arayanlar kurtellerin kalitesine yakışmayan sonuçlar alan 7 numaralı dirim sorculuğunu aman ihmal etmesinler. İlk rakip olarak tuttuğum isim 7 numaralı Dilim Sorcer. Bence bugün çok güzel bir koşu çıkartacak. İzmir'in sürpriz yüzü Cem Şen ile start alacak olan 9 numara Türk Nur. Güzel sprint atıyor. Eğer bugün sprint mesafesini iyi ayarlarsa koşuyu kazanan isim olur. Ben de hiç şaşırmam. Ve son olarak da Atakan Cem Dağ Deviren ile koşuya katılan 6 numaralı Deniz Yıldızı'nı yazıp noktayı koyalım derim. Ben altılımın son ayanı. 3 numaralı Jinet, 7 numara Dream Soldier, 9 numara Türk Nur ve 6 numara Deniz Yıldızı'nı yazıp 4 hatta noktayı koyuyorum. Altılı şablonumuz baktığımız zaman ilk ayağımız hepsi dedik 10 at. ikinci ayağımız tek. Üçüncü ayağımız 3 üç at. Dördüncü ayağımız tek. Beşinci ayağımız 6 at. Son ayağımıza 4 at yazarsak her zaman olduğu gibi İzmir'de altılı kuponumuz yine 50 TL. Eğer son ayakta 3 numaralı jineti tek atarsak 3 tekli 6'lı yapalım dersek bugün 6'lı kuponumuz 12 TL olur. Herkese bol şanslar. İzmir'de çok kazançlı bir gün hoşça Hoşçakalın.